Bütçeye uygun sevgililer günü yemeği sanıldığı kadar zor değil. Hem hesaplı hem de lezzetli bir akşam yemeği tarifi var sırada. Gördüğünüz gibi gayet sulu. Soğan, havuç, kereviz yaprakları, yine biberiye kullanacağım. Renkli bir halde etrafına gezdiriyorum. Basit, kolay hazırlanabilen ve maliyeti düşük aslında. Özenle hazırlanmış yemekler, mum ışığında romantik bir masa, sevgililer günü yemeğini evde cüzdanı yormadan hazırlamak zor değil. Menümüz ılık patlıcanla servis edeceğim dana kürek. Seçilen et, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile hazırlanıyor. Eti ne kadar iyi mühürlersem o lezzetli sıvıyı içeri hapsetmiş olacağım. Baharatlarla olduk. Şimdi ızgaraya götürüyorum. Mühürlemeyi biraz daha lezzetli hale getirebilmek için biraz daha aromatik ekledim. Biraz sarımsak, taze kekik ve biberiye yapraklarıyla pişirmeye devam ediyorum. Etimiz ızgarada mühürlenirken ben de etimizi fırına göndereceğim tepsiyi hazırlamaya başlıyorum. Eti özellikle mühürledim. O lezzetli sıvısının içine hapsolması için sebzelerle birlikte de fırınlıyorum ki hem sebzeler lezzetini ete bırakacak hem et de kendi suyunu bırakarak dibinde güzel bir sos oluşacak. Şu rengin değişmesi benim için önemliydi. O renk değişikliğini gördüm. Hazırladığım bu sebzelerle birlikte şimdi etimi üzerine alacağım. Mühürlediğimiz bu eti şimdi sebzelerle birleştirdik. Fırına gönderme zamanı. Et ve sebzeler 180 derece ısıda yaklaşık 1,5 saatte pişiyor. Bıçak batırdım, kolay çıktığını gördüm. Et zaten liflerinden ayrıldı. Dipte kalan kısmı da ben biraz bir kaynatıp sos olarak kullanacağım. 1-2 dakikada kesme tahtasında dinlendiriyorum. Et dinlenirken bir yandan da mevsim sebzeleri tereyağında sote haline getiriliyor. Dinlenmiş et kesilip sebzelerle birlikte tabağa diziliyor. Tabağımız hazır. Muhteşem bir ana yemeğin ardından şimdi sıra tatlıya geldi. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Özellikle de buna en çok sevgililer günü sofrasında ihtiyacımız var değil mi? Kesinlikle haklısınız. Ben bir küre yapacağım. Çikolata küresi. Şöyle çikolataya bandırıyorum. Niye balonu tercih ediyorum? Kase yapmam için. Soğuduktan sonra balonu patlattığımda kolayca içinden alıp o kaseyi kullanarak tatlımı hazırlamış olacağım. Çikolata küresi meyve ve dondurma eşliğinde sunuma hazırlanıyor. Sevgililer gününü siz de baş başa romantik bir sofrada kutlayabilirsiniz. Yalnızca bir günlük değil, ömürlük sevgiler yaşamanız dileğiyle.